Bismillahirrahmanirrahim. Arapça analiz videolarıyla devam ediyoruz. Şu anki bir buçuk iki satırlık bölüm, bir ilahiyat fakültesinde okutulmakta olan kitaptan bir sayfadan bir parçadan alıntıdır. Önce bir mana verelim, sonra inceleyelim. Dehale girdi Ramazanu Ramazan. Ne zaman girdi? yevme sülasa sülasa salı demek. 20 gün demek. Salı günü girdi. Salı günü Ramazan ayı başlamış oldu, girmiş oldu. ve ardından celese oturdu. Şakirun, Şakir özel isim olarak değerlendirelim. Şakir adlı şahıs oturdu ve karae okudu. Enşirene 20. 20 20 okudu. 20 okunan bir şey mi? Okundur ama rakamı mı okundu? 20 tane Fatiha mı okudu? 20 tane ne okudu? saf hatten, sayfa okudu. Neyden sayfa okumuş? Minel Kur'an, Kur'an'dan. Ve ketebe yazdı. O kişi ne yazmış? Selase safahatin. Ne dair? Fil mesaili konulara dair. Hangi konular? Eldeti konular ki efade yufidu tufidu. Fayda veriyor. Hü ve o konular hı o kişiye o kişi Ve faale yaptı darike bunu. Faale hüve yaptı darike bunu. Külle yevmin her gün. Neyin içerisindeki her gün mesela yıl boyunca yılın içerisindeki her gün mü? Yok. Fi ramadane. Ramazan içerisinde olan her gün bunu yaptı. O zaman bir de baştan alalım. Şimdi de Ramazan dedik. Burada geçen kelimelere tekrardan bakarsak. Dehalene fethel zere mevni mazi fiil dehale yedhulu birinci baptan. Dehale sığası açısından mazi. Mefulü bir ihtiyaç var mı yok mu açısından bakabilirsin. Mütaddi midir? Lazım mıdır? Dehale girdi Ramazan'ı Ramazan şeklinde. Ee, bunun dışında yapısı bakımından sahihtir, muteldir. ise hangi kısmı? Misası hangi kısmı? kök harflerine göre bakabilirsin. Sülasi mücerret, rubay mücerret. Sülasi ise yani mezid kısmı mı? mesela. Sülasi ise sülasinin mezidi mücerredi var. Mücerredidir. Rubay bir fi ise rubayinin mücerredi mezidi var. Bu şekilde bakabilirsin. Faili zikredildi mi, zikredilmedi mi? Yani malum mu, meçhul mü? Bu şekilde bakabilirsin. E, camit midir, değil midir? Tasrif var mı? mutasarrif mi? Camit mi mesela? Diyebilirsin. Bunun dışında mebni mi değil mi? Tam fiil mi, nakıs fiil mi gibi farklı açılardan bakılabilir. Dehale Ramazanu Ramazan kelimesi faildir. Nedir ayrıca? Ver musariftir. Niye musariftir? Ramazan kelimesi tıpkı Osman İsman kelimesi gibi nedir? Bir özel isimdir. Yani alemdir. 2 Elif nun mezidetan. Elif nun bitmiştir. Elif nun ile bitmiş ve özel isimdir. Bundan ötürü kendisine gayrimusarif diyoruz. Gayrimusarif demek tenvini ve kesreyi kabul etme kelime demek. Temin almamış yani şöyle bir durum olmamış. Ramavanun değil tek ötreyle Ramavanu. Fail, merfura, alameti zamme, gayrimusarif. Niye gayrimusarif? Gayrimusarif. Kendisi bir alemdir. İki elif nun ile bitmiştir. Bu iki illet onu gayrimustarifleştirmiştir. Peki Ramazan ne zaman girdi? Yevme sülasa dedik. Yevme zarf artı muzaftır. Ee, peşine gelen sülasa onun muzafını ilehidir. Yevme sülasa ne olur? Zarf olur. Ne zarfı? Zaman zarfı. Ardından fe ardından CLS oturdu. Şimdi CLS için de dehalede saydığımız her şey tekrardan sayılabilir. Fethözleri mevli mazifi. Şakir onun için fail merfi olarak parametre Qara e yine benzer şeyler sayılabilir. Fetha üzeri mebni mazi fiil. Mehmuzul lam değil mi? Qara e yak -ra u. Üçüncü baptan alıyor. Qara -e, okudu kim? Gizli zamir hüve burada faildir. O kişi hangi kişi? Şakir adlı kişi okudu. Neyi okudu? Hüve fail. Eşirine meful oldu. Eşirine. Okut sayı okut sayıların temizleri ne gelir? Müfret ve mensup gelir. Bundan ötürü ne okuyacaksın? Saf ha ten okuyacaksın. Saf-ha-ten kelimesi aynı zamanda ne? Temyiz. Neyin temyizi? Sayının temyizidir. Peki 20 sayfa okudu Şakir adlı kişi. Burası fiil cümlesi. Bu şey bu 20 sayfayı neyden okudu? Mesela romandan mı okudu? matematik kitabından minel Kur'an Kur'an-ı Kerim'den okudu min mini beyaniye beyan ediyor hangi türden neyden okumuş diye ee, el Kur'an kelimesi mecrur zaten tamam car mecrur birlikte ne olur car mecrur ne ile mütalliktir minel Kur'an'ı Kur'an'dan Kur'an'dan ne Kur'an'dan olan sayfayı okudu kara -e nedir burada mutallaktır متعلق Karae, متعلق minel Kur'an. كتب هو gizli zamir ve fail oldu burada mef'ulu selase mef'uldür ve muzaftır. 3 ile arasındaki rakamların temizleri cemi ve mecrur gelir. Bundan ötürü safhatin diyoruz. Esra ama nedeni şu andaki esri kendisinde bulunan esra cer alametidir. Bildiğiniz üzere cer alameti değil de nasb alameti olarak da fetha verilebiliyor. Burada cer alametidir. Çünkü selase nedir? Bir rakamdır. 3 ila on arasındaki rakamların temizleri cemi ve mecrur İşte hem cemidir hem mecrurdur. Safahat kerimesi. Safahatin. 3 tane sayfa yazdı. Neye dair? Neyle ilişkili? Fil mesaili. mesail. Mesail kelimesi. Soru, problem, Konu gibi çevrilebilir. Konu diyelim biz. Tabi konular yani. Yoksa kendisi cemidir. S l s kökünden mes'eletün müfret, mesail cemi mükeserdir. Mesailu, menasiru. Bir yerde e, cemi mükesserin killet ve kesset olarak ikiye ayırıyoruz. Kesreti de kendi içerisinde müntehel cumhu olan ve olmayan yani cem'ül cem olanları var ve olmayanlar var. Mesail cem'ül cem diğer adıyla müntehel cumhu yani gayrimusarif kalıplarındandır. Yani şu anda evvelinde eliflem olduğu için kendisinin gayrimusarifliği ile ilgili problemler var elbette bu molla camide geçer mesela. Eliflem alan kelime artık gayrimusarif midir yoksa gayrimusareflik hükmünden çıkmış mıdır gibi istilaflar var. Ama şu anda en azından gayrimusarefin irabını almıyor yani. El mesaili lamın esrisiyle iraplanacak fi harfi cerri mesail kelimesinin lamına yani sonuncu harfine yani kendisine mecrulaştırmış cer alamet olarak esri almasına neden olmuştur. Kendisinin müfredinin mes'eletun olduğunu bilmeyi önemsiyoruz biz. Mes'eletun yani müfrettir. Pardon e, müfredi müennestir. Müfredi müennes olanın cemisinin müennes gözükmemesinin bir değeri yok. Yani mesaiyle baktığında müennes bir kalıp değil değil mi? Ama müfredi ne? Mes'eletun bak müfredinde ta var. Birinci bakış açısı. İkinci bakış açısı mesail kelimesi gayri akıl bir remidir. Eşittir. Her iki durumda da kendisiyle ilişkili getirilecek olan kelime müfret ve müennes gelmesi gerekir. O da nedir? Elletidir. Elletiyi burada sıfat olarak değerlendirebilirsin. El mesail kelimesinin sıfatıdır diyebilirsin. Yani mesail cemi ama sıfatı elleti gelmiş. Elleti müfrettir mevsufu olan el mesail kelimesi ise cemidir. Sıfat mevsuf arasında sayısal bir uyum aranır. Burada var mı diye bir soru getirildiğinde önce cevabını verdim yani. Müfredi müennes olanın cemisinde müenneslik alameti aranmaz. Cemisi direkt müennes hükmündedir. Dedik. Müfret ve müennes hükmündedir. Bu yüzden elleti müfret ve müennes bir kelime olarak gelmiş yani elletani Ellâ-i, Allah olarak gelmemiş. Müfet olarak gelmiştir. Elleti ismi mevsul olarak adlandırılır değil mi? İsim mevsuldür. Kelime türü olarak elleti. Fil mesaili. Mesail mecrur. Senin mevsufun mecrursa e sıfatın da mecrur olur. Elleti de mecrurdur. Ceral Ahmet'e gelip elleti tağdaki esredir diyemezsin ama. Çünkü elleti mebnidir. Sukun üzere mebni. O zaman ne dersin? Laf sen üzeri mebni olsa da mahallen mecrurdur Dersin. Peşine tufidu geliyor. Tufidu fiili. İlgili fiili şöyle yazabilirsin. Dersin ki f y d Yani y i'dir. Y i bir ecbef. İfhal babına aktarıldığı zaman ne olur? F y d olur. F Y D Ya harf iletim. tarih ki bak sahih sakin yani fa sahih bir harftir ve sakindir hareketsizdir ne yaparsın yağın harekesini fa'ya verirsin bu durumda yeni yazılış şöyle olmalıdır F E F E ama yağda bir şey yok yani adeta F E gibi ya sakin makabli meftu Yaniye niye sakin Harekese ma aktarıldığı için sakin. Ve de ma kalbinde ne var? Feta var. O zaman yaynaya çevirirsin? Vav'a çevirirsin. Maksud kaidesidir bu. Bu durumda artık ilgili kelime efade olur. Mazisi. Efade. Muzarisi yufidu. Efade yufidu tufidu. Tufidu müfret müennestir mi? Müfrettir, müennestir ve aynı zamanda gaibedir tufidu yani ya yerine ta gelmiş. Tufidu. Tufidu'nun bizzat kendisinin aslı nedir diye sorulursa ne dersin? Dersin ki tuf yidu. Aslı ne? Tuf yidu. Ya harfi illet müteharrik makabli sahih sakin. Ya'nın hareketsini makabli yani fa'ya aktarırsın. E aktardığın zaman nasıl yazılır? Fa'da artık esre olur. Ya da bir şey kaldı mı? yağın hareketini aktardık zaten nakil yaptık. O zaman ya sakin kaldı. Sakin kaldığı zaman işte buradaki gibi yazılır artık. Yani ne olmuştur o? Tuşidu olmuştur. E, yaya ya bir şeyler de yapalım. Bir adım daha atalım. Bir adım daha atamazsın. Maksutta geçiyor değil mi? Haşite. Haşiye. Haşite. Ne örnek? Haşite. Ya sakin ma kablu meksur. Turiket ala haliha yayı hali üzere terk edersin, med edersin, işlem yapamazsın. Bundan dolayı yapılmamış. Sonuç olarak tufidu nedir? İfar babından muzari, müfret mönnes, gaibedir. Merfu, raf alameti daldaki zammedir. Kendisindeki ilal çeşidi ne, diye diyebilirsin? Yağın harekesi makabiline aktarılmıştır. Yani nakil ile ilal vardır. Hareke aktarımı söz konusu. Nakil ile ilal. Tufidu fayda veriyor. Ne fayda veriyor? Gizli zamir hiye faidir. O fayda veren meseleler konuda. Niye hiye geldi? Mesela hü olsaydı. Tufidu yerine yufidu olsaydı. Aynı şeyle alakalı. El mesail kelimesi müfret müennes hükmündedir dedik değil mi? Müfret ve müennes hükmündedir. Bundan ötürü kendisiyle ilişkili olan kelimeler müfret ve gelir. İşte eldeti İşte tufidu. Müfret müennes gelip devam ediyor. İşte hiye zamir. Müfret müennes çünkü ona raci. Buraya gidip hüve yazsan hüve müzekeldir. Mesail müzekker hükmünde değildir. Mecburen uyum aranıyor. Bunlardan ötürü böyle olmuş yani. Peki tufiydu da gizli zamir hiye fail. Hu mefuldu. E, fiil fail mefuldu hep beraber ne olur? Fiil cümlesi olur. Ve faale yaptı hüve o kişi. Zalike bunu faale fethözlerim ibni mazifil. Hüve fail zalike mefuldür. Zalike bu demektir. İsmi işarettir. Esasen ismi işaret olan zalike değil ama. Za ismi işaret. Lam bu'd için eklenir. Bu'd. Kaf hitap için eklenir. Zalike böyle parçalayabilirsin. Zalike bu arada mefuldür. Zalike kelimesine mef'ul. Aslında zadır mef'ul da lam bu'd için kaf hitap içindir. Bunun tam ayrıntısı bu. Ama genelde darike mefoldür denip geçidir yani onu da bilirim. Peki e, bunu yaptığı ne zaman yaptı? Kulle Kül kelimesi burada nedir? E, hem zarftır hem de muzaftır. Hem zarf hem de muzaf. Külle yevmin diyorsun değil mi? Muzaftır. Kül kelimesinin irabını düşündüğünde kül kelimesi fail olabilir. Ne zaman mesela cae geldi. Kim geldi? Kullu. Kullu tullabi. Öğrencilerin hepsi geldi. Kul nedir burada? Fail. Kullu. Kul lafzı mefulü bih de olabilir. Ra'eytu. Ben gördüm. Kulle. Kulle tullabi. Öğrencilerin hepsine. Mecrur bir isim de olabilir kul lafzı. Merartu. Ben uğradım. Kime? Bi kulli. Bi kulli dolabı. Kül mübteda da olabilir. Kül müminin müminlerin hepsi veya her mümin nedir? Muhlisun ihlaslıdır. Kullu müminin. Buradaki kül hem mübteda hem de muzaf oldu. E, kendisi zarf olarak da değerlendirilebilir. Yani zarf dediğinde bu artık şey değildir e, mümtedadır mefudu diye değerlendirmesin. Zarftır des. Ne zaman? kendisi bir başka zarfa muzaf olduğunda. İşte şu an olduğu gibi yani. Külle zarftır deyip geçiyorsun. Kendisine e, meful demiyorsun. Mübteda demiyorsun yani öyle bir şey demiyorsun. Niye? Çünkü bir başka zarfa muzaf olmuş. Kül zarftır, zaman zarfı. Yevim de zarftır. İkisi de zaman belirtiyor. Yevim bir gün mesela 24 saat. Bu şekilde anlattık. Zarf olabiliyormuş. E yani kendisi mefhulü mutlak da olabilir. Tekit olabilir. Sıfat olabilir. Farklı farklı şeyler olabiliyor yani. Fi Ramazane. Ramazan içerisinde. Yani fi şehri Ramazane demek değil mi? Ramazan ayı içerisinde. Ramazanda ne? Ramazanda yaptı yaptı. Fale ile alakalı car mecrur. Böylece bu incelemenin sonuna geldik.